İlçemiz e, suyu sert, insanı merttir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan, e, tipik Anadolu, Osmanlı e, avlulu evleri olan bir ilçedeyiz. Siz su yönetimi ödüllerinde en iyi yerel yönetimi olabildiniz. Nedir bu proje? Evet, öncelikle e, bu soruyu sormanız hakikaten bizi mutlu eder. E, burada mütevazi hem olacağız hem de mütevazi olmamak gerekiyor. Şimdi bu proje tabii ki bir çobanlar belediyesinin, veya Çobanlar Belediye Başkanı'nın koltuğunda oturan başkanla alakalı bir konu değil. Tabi burada herkesin emeği var. Ee, öncelikle Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu suyun mimarı hamisi olan değerli bakanımız. Ee, yine bizden evvel görev yapan belediye başkanımız ve Çobanlar Belediyesi'nin birimleri de görev yapan bütün personellerin emeğiyle bu ödül geldi. 2007'de halkımızın, Çobanlar Teşkilatı'nın ve Sayın Bakanım'ın iştişareleri neticesinde Seyitler Sulama basınçlı sisteme nasıl döndürülebilir? Nasıl bu proje gerçekleştirilebilir? Bu süreçte Sayın Bakanım defalarca hemşerilerimize, Seyitler Sulama Kooperatifine teklifler getirdi. İşte Evvela dedi ki %50'si devlet su işleri kanalıyla, %50'si kooperatif kanalıyla bu çalışmalar yapılabilir, ihalesini yapabiliriz. Daha sonra %20, daha sonra %10, en son %1'lik dilimi dahi sulama kooperatifi olarak hemşerilerimiz gerek çobanlar merkez, gerek sülümenli gebeceler ve kocaöz kasarbalarımız maalesef o %1'i toparlayamadık. Ve Sayın Bakanım sağ olsunlar, Allah kendilerine sağlıklı ömür ihsan etsin. Bu projeyi devlet su işleri kanalıyla ihale yaptı. Yaklaşık 31 bin 150 dekarlık bir araziyi vahşi sulama dediğimiz sulamadan basınçlı sulama sistemi rehabilitasyon adıyla ve bu bölgede de Sukont firması aracılığıyla Türkiye'de ilk pilot bölge olarak tam otomasyon dedikleri akıllı sayaç sistemi tam otomasyon, teknik olarak da kumandalı sistem. Yaklaşık 250 dekarlık bir arazide pilot bölge uygulaması yaptı. Nasıl çalışıyor bu e sistem? Şimdi bu sistem e, tabii e, şu anki teknolojiyle, telefonla, komutla e, istediğiniz an siz oradaki sistemi ayarlıyorsunuz ve e, cebinizdeki telefonla suyu açıp kapatabilecek bir sistem var. Ve e, tabii ki bu maliyet açısından kolay bir yapılması kolay değil. Ama suyun israfını minimize kaybını önleyen bir sistem. Yani yol mesafesi yok. Bir tuşla, bir sesle bu sistemi istediğiniz zaman başlatabilen, istediğiniz zaman da kapatacağınız teknolojik son sistem. Tam otomasyon dediğimiz, işte güneş panelleriyle enerji kullanılabilen bir sistem. Pilot bölge artık diğer alanda toplam basınçlı sistemde uygulanmadı. İnşallah o artık devlet su işlerinin genel müdürlüğünün uhtesinde olan bir proje. Devlet su işleri köklü bir kuruluş. Hakikaten yaptığı işler kayda değer ve o kültürle beraber güzel işler çıkıyor. Biz de burada yerelde onlara yön gösteren e, yerel e, alanda da biz buradayız. Her zaman onların yanında olacağız. Çobanlar Belediyesi e, bu hizmetin işletilmesinde ve ihale aşamasında da TSE ile beraber ortak olmuştur bu projeye. 17 bin dekarlık alanında bu ilk pilot bölgede uygulanan çünkü Türkiye'de tek yani bakanlık diyor ki böyle bir sistemi biz yaparsak maliyetinidir, işletmesi nasıldır, eksisi ne, fazlası ne onu anlayabilme adına pilot bölge ilan ediyor. Ve tabii ondan sonra o testleri görüyor. Doğrusunu, eksisini, yanlışını, fazlasını. Şu an bakıldığı zaman çok güzel. Ve diğer 31.150 dekarda da inşallah onun uygulanmasını isteriz. Ama ilk etapta bakanlık, genel müdürümüz bizleri de bilgilendirdi. Çok da mantıklı aslında. Biliyorsunuz Afyon Karahisar'ın şu anda Bakan Yardımcısı Akif Bey Afki Akif Öz kaldı. Geçmişte o da sağ olsun bu bölgede çok katkıları vardır. Sizlerin aracıyla da kendilerine tekrar teşekkür ederim. Bu proje suyu en hızlı toprakla nasıl buluştururuz? Yani bu pilot bölgede uygulandığı gibi birkaç yıl toprak mağdur olmasın diye kademeli gelmesi gerekiyor. Yani ee, evvela e, suyu e, yatırımı e, toprakla buluşturup bir e, iki yılı kaybetmeden e, daha sonra tarla baş sistemler ihale edilecek. Evvela uzak gelebilir hemşerilerimiz niye böyle diyebilirler? Burada toprakı e, daha e, işletmelerini e, yapılabilsin diye e, önümüzdeki yıllarda e, şu anki e, 14 bin metre e, 14 bin dekarda kullanıldığı şekliyle ihalesi olacak ama daha sonra o pilot bölge inşallah devam edecek. Biliyorsunuz pandemi süreci var. Pandemi dönemi kolay bir süreç değil. Ona rağmen çobanlara gelip gerek tarlada, arazide, alanda yaptığınız çalışmalardan dolayı ilçem adına, halkım adına ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu projede beden işçisinden, mühendisinden, bütün çalışanlara, çalışan işçi kardeşlerimiz, mühendislerimizin hepsinin emeğine saygı duyup onlara sizlerin aracılığıyla çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir an evvel en hızlı şekilde kalan projenin de devamını hep beraber sağlamış oluruz inşallah.